Merhaba arkadaşlar. Otoklinik klinik olarak bugünkü ele alacağımız konu MAF sensörü, arıza belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır? Bununla ilgili olacak arkadaşlar. MAF sensörü, hava akış metre, debi metre olarak da bilinen bu parça, aracın birçok yerini etki edebilmekte arkadaşlar. MAF sensörünün arızasında araç rölantide çalışamaz, stop eder. Rölanti dalgalanmalarını yapabilir. Araç devirlenmesinde zorluklar yaşanabilir. Araç hızlanırken boğulmalar yaşanabilir. Çalışmama ya da geç çalışma sıkıntıları yaşatabilir. Ya bunun gibi sayabileceğimiz çok sayıda şey MAF sensöründen kaynaklı olabilir arkadaşlar. Ama MAF sensörü arızasının kötü yanı ise MAF sensörünün verebileceği arızaları aynı zamanda bobin, buji kablosu, pompalar, pompa, enjektörler bu gibi parçalar da aynı arıza belirtilerini verebilmekte arkadaşlar. Bu sebeple kimse size aracınıza bakmadan MAF sensörünüz arızalı, yani hava akış metreniz arızalı diyemez arkadaşlar. Bunu diyen adam ya sallıyordur ya da sırf siz bir şeyler alın diye diyordur arkadaşlar. MAF sensörü arızalarında motor arıza lambası kesinlikle yakar arkadaşlar. Onun dışında OBD cihazlarda aracınızı bağladığınızda zengin karışım ya da fakir karışım hatası vermekte arkadaşlar. Onun dışında MAF sensörü gördüğünüz gibi burada yer almakta. Altında bir hava hortumu var arkadaşlar. MAF sensörü genelde MM manifoldunun yakınlarında bulunur arkadaşlar. Onun dışında MAF sensörü, yani hava akış metre, aracınızın motorunun sarsıntılı çalışmasına sebep olur. Çalışmasında, yani araç, yani MAF sensörü arızalıysa, yani tıkalı ya da pis demiyorum arkadaşlar, arızalıysa aracınız çalışmaz. Eğer ki pisse, bir sıkıntısı varsa geç çalışmaya sebep olabilir. Onun dışında yüksek devirlerde, yani hızda giderken ani stop etmeler yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Bu sebeple MAF sensörü, yani debi metrenizin arkadaşlar sağlam olmasını gerekmekte. Çünkü aracın, yani gidişinde birçok konuya etki etmekte arkadaşlar. MAF sensörü buraya arkadaşlar iki tane vida ile bağlı. Görüldüğü gibi. Bunları söküyorsunuz. Sökmeden önce soketini söküyorsunuz. Sonra altından borusunu çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Öyle temizleyebiliyorsunuz veya değişimini yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu aparata biraz kibar davranın. Kendisi biraz naziktir. En ufak şeylerden bile nem kapabilir. O yüzden şöyle genelde koruyucu muhafazalarla muhafaza edilmektedir arkadaşlar. Yani MAF sensörü araçta çok gerekli bir şeydir. Eğer bunun arızasının olduğunu anlayabilmek için tekrar söylemek gerekirse araçta diğer buji kablosu, bobin, pompa, enjektörler gibi diğer parçaların sağlamlığından emin olduğunuzda, havanın gidişin gelişinde bir problem olmadığından eminseniz eğer, rölanti dalgalanmaları, stop etmeler yaşıyorsanız, devirlenmede sıkıntılar yaşıyorsanız, bu gibi birçok şeyde problem yaşıyorsanız ve aracınız arıza lambası yaktıysa eğer, MAF sensörünüz arızalı olabilir arkadaşlar. Bu konuda sizin için paylaşacaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz farklı bir şeyler varsa yorum olarak benimle paylaşırsanız ben de size bilgim dahilinde yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Emeğe saygı babında kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İyi günler.